Arkadaşlar selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım bu kötü dönemde, bu ülkemizin zor döneminde hepiniz iyisinizdir. Umarım çok dikkat ediyorsunuzdur kendinize. Lafı hiç uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. YouTube sağ olsun ülkemiz adına, ülkemiz için bir bağış butonu mu denir, artık ne denir? Bağış bir kısmı açtı. Bütün videoların canlı yayın altından da görebilirsiniz. Dernek yazılı olan bütün videoların altında bu bağış kampanyasını görebilirsiniz. Sağ olsun Barış Özcan başlattı bunu diyebiliyorum. Jahre'nin YouTube'da falan konuştu. Size de çok teşekkür ederiz buradan ve bütün YouTuber'lar olarak, içerik üreticisi olarak biz de bu bağış kampanyasında destekte bulunmak istiyoruz. Hepimizin kitlesi var, yani kimlere ne kadar daha fazla kitle ulaşırsak o kadar daha iyi ülkemiz adına. Dikkatle belirtmek gerekirse aklınızda soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Bu bağış, yolladığınız bağışlar ne bize geliyor ne YouTube'a gidiyor, direkt deprem bölgelerine. Barış Özcan açıklama kısmında onu göstermiş hangi kurumlara gittiğini. İçiniz rahat olsun, yani bu para ne bana geliyor ne YouTube'a gidiyor, direkt o yazılan kurumlara, işte deprem bölgelerine gidiyor bu bağış, yolladığınız bağışlar. Tabi güvenmeyebilirsiniz, beni tanımıyor olabilirsiniz. Bağışı yollarken aklınıza soru işareti olabilir. İlla buradan yollamanıza gerek yok. Direkt IBAN üzerinden güvendiğiniz kurumlara, AFAD'dır, AHBAP'tır, bunun gibi güvendiğiniz kurumlara yollayabilirsiniz. O da olmadı. Twitch'te Tap yayıncılar var. Biliyorsunuz işte Tuğkan abi, Elre, kendine müzisyen, Jahrein, Levo, Hype, bir sürü büyük yayıncılar yayın açıyor ve yine o yayın başlıkları adı altında bir sürü bağış toplanıyor. Direkt Twitch'te canlı yayın üzerinden de bağış atabilirsiniz. Yani gerçekten şunu düşünmeyin. 5 lira az mı, 10 lira az mı, 15 lira az mı, bunu düşünmeyin. Çünkü sen 5 lira az mı acaba göndersem mi diye düşünüyorsun. O 5 lira az mı diye göndermeyi düşünüyor. O deyince bu para daha oluyor. Ya yani sen 5 lira olunca, o 5 lira olunca bu para birikiyor, daha oluyor. Yani damlaya damlaya göl oluyor. O yüzden hiç az mı şöyle mi demene gerek yok. Eğer gerçekten bağış yapmak istiyorsan, küçük bir meblağ da olsa, büyük bir meblağ da olsa bu bağışı lütfen yolla. En azından ben mesela Muğla'da, Malatya'da yaşıyordum. Biliyorsunuz şu an Malatya yani birinci deprem bölgesinde şu an olan yerde. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Muğla'dayım yani. Yani en uzak bölgedeyim oraya. Ama uzaktan ne yapabilirim? İşte bağış atabilirim, bir şeyler yollayabilirim, bir şeyler yapabilirim. En azından bunu yapmaya çalışıyor. Deprem bölgesindeyseniz de, uzaksanız da, yani elinizden ne geliyorsa lütfen bağış yapmaya teşvik edin insanlar, yani ne diyeyim. Tekrar belirtiyorum bunu son kez. İçiniz rahat olsun, bu para ne bana geliyor ne YouTube'a gidiyor, direkt deprem bölgelerine gidiyor, haberiniz olsun. Son videolarımın çoğunda da dernek zaten orada yazıyor, görürsünüz. Hepsini bağışa açtım. Konudan bağımsız başka bir şey anlatmak istiyorum kendimle ilgili. Çünkü açıklama yapmama rağmen storylerden, işte YouTube'a toplu kısmına mesajlar, hani duyurular atıyorum, hala bana mesajlar geliyor. İşte abi Malatya'da artçı olmuş, iyi misin diye falan. Arkadaşlar ben aylar önce Malatya'da Muğla'ya taşındım zaten, ama işte ailem, ekip arkadaşlar, yakın arkadaşlarım, akrabalarım çoğu Malatya'da ve bu depremden maalesef etkilendi. Tabii ki hepsinin can sağlığından yana hiçbir problem yok. Hepsi çok iyi. Yani can sağlığı hiçbir riskli değil. Hepsi kendini kurtardı, kaçtı. Ailem köyde, diğer ekip arkadaşlarım işte birisi çiftlikte, birisi kendi köyünde falan. Can sağlığından yana hiçbir sorun yok. Sadece ekip arkadaşlarım işte Kaptan Talha ve Enes'in evleri kullanılamaz hale geldi. Artık taşınacaklar mı, ne yapacaklar, bu ilerleyen süreçte belli olacak artık. Kimse ne olacağını bilmiyor yani. O öyle bir dönemdeyim. Ailem köyde vesaire. Doğup büyüdüğüm şehir Malatya dümdüz olmuş gerçekten. Görüntüler artık, ağlamaktan göz kapaklarım simsiye oldu yani. Depremden uzak bir bölgedeyiz ve gerçekten uyurken kendimi suçlu hissediyorum uyuduğum için yani. Eminim ki hepiniz öylesinizdir. Berbat bir dönemdeyiz. O yüzden bunu da birinci ağızdan, bir videodan söylemek istedim. Yolladığınız mesajlar için çok 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 teşekkür ederim. Canımsınız gerçekten. Merak ettiğiniz için o canınızı yerim yani. Malatya'da değil, Muğla'dayım ama ya burada da korkuyoruz. Hani herhangi bir Marmara depremi, Ege depremi, işte ne bileyim orada burada deprem olursa biz de etkileniriz. Artık bizim de psikolojimiz bozulmuş durumda. Birinci ağızdan da duyarsanız sizin için daha iyi olur diye söylemek istedim. Ayrıca eğer yardımda bulunmak istiyorsanız Discord'da depremle alakalı yardım kanalları açtık. Birisinde duyuru atıyoruz, diğerinde siz mesajlar atabiliyorsunuz sesinizi duyurmak isterseniz. Bunun yanı sıra Instagram'da depremin ilk günden beri yardımcı olmaya çalışıyorum. Storylerden seslerinizi duyurmaya çalışıyorum. Eğer çok acil bir mesajınız varsa Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Çok mesaj var, görmeye çalışıyorum hepsini tek tek. Oradan da story atmaya çalışıyorum. Başka da yani diyebileceğim pek bir şey yok. Uzatmak istemiyorum, vaktinizi çalmak istemiyorum. Son kez duyurusunu yapayım. Bu videonun altında, herhangi bir YouTuber içerik üreticisinin videosunun altında, dernek adı altında YouTube'da bağış kampanyasında bulunabilirsin. İBAN'dan AFAD'a, AHBAP'a ve bunun gibi diğer hayır kurumlarına bağış atabilirsiniz. Twitch'ten de büyük yayıncıların açtığı yayınlara da bağış yollayabilirsiniz. 3-5 demeyi göndermek istiyorsanız gönderin. 2 kişiden bu daha oluyor, büyüyor ve katkıda bulunmuş oluyoruz. Vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok 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 dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım en kısa zamanda bu kötü dönemi güzel bir şekilde atlatabiliriz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok dikkat edin.